Halkların Demokratik Partisi grubu adına ilk konuşmacı olarak Grup Başkan Vekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'a aittir. Buyurun Sayın Yıldırım, süreniz 30 dakikadır. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bu ülkede bir siyasi darbe ile DBP'li belediyelerin gasp edilmesinin ve seçilmiş belediye eş başkanlarının tutuklanmasının ikinci yılını, eş genel başkanlarımız ve milletvekillerimizin tutukluluğunun 400. gününü geride bıraktığımız bu günlerde konuşmama tüm seçilmiş siyasetçilerimizin rehin haldeyken bile verdikleri mücadeleyi selamlayarak başlamak istiyorum. Eş genel başkanlarımız, grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız, il ilçe ve genel merkez yöneticisi olan siyasetçi arkadaşlar şunu çok iyi bilmeliler ki burada bütün parti bileşenleri olarak onların duruşlarından ve mücadelelerinden onur duyduğumuzu ve bizim için bir mücadele gerekçesi olduklarını ifade etmek isterim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, eş başkanlarımız, grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz şunu bilmeliler, bir yargı kararıyla değil bir siyasi darbeyle tutuklandıklarının sadece partili olarak arkadaşları değil, bütün Türkiye ve uluslararası toplum ibretle bu süreci izlemektedir. Bizlere diz çöktürmeye çalışanların kendisi bugün birçok uluslararası güç odağına sınırsız taviz verme ve diz çökme aşamasına gelmiş ve muratlarına erememişlerdir. Bütçe görüşmelerine başlayacağımız bu günlerde ülke içinde teklik anlayışının eseri olan çatışmalı ortam anlayışı, dışarıda değersiz yalnızlaşma, içeride ise tarihsel olan kapitalist rantçı anlayışın ürünü olan emek karşıtlığının ve bir halkı nüfus politikaları üzerinden dışlama, terörize etme anlayışının kısa bir tarihsel izleyini sizlerle paylaşmak isterim. Ortaklaşa verilen Kurtuluş Savaşı'nın ruhuna uygun olarak 1920 yılında Ankara'da toplanan 1. Meclis'in içinde Kürt halkını temsilen Kürdistan mebuslarının olması bilinen bir vakadır. 1921 Anayasası'nda merkezi idarenin vilayetlere özellik tanıyan demokratik ruhu, 1924 Anayasası'nda yerini tekçi anlayışların yüceltildiği bir forma bırakmış, Anadolu, Trakya ve Mezopotamya halklarına dayatılan ve realist olmayan bu antidemokratik ruh adeta bir kabusa dönüşmüştür. Ötekini yok sayan ve kendisini bu toprakların yegane efendisi sayan, iktidar zihniyeti bu topraklarda yaşayan kadim ve mazlum halklara her türlü zulüm ve asimilasyonu reva görmüş, bunu bir devlet politikası olarak sürekli uygulaya gelmiştir. İşte bu yüzden bu iktidar döneminde Roboski'de, Sur'da, Cizre'de, Gever'de, Şırnak'ta yapılan katliamlar gücünü Dersim'den, Zilan'dan, Ağrı'dan, Çorum, Maraş, Gazi ve Sivas katliamlarından almaktadır. Bugün Mahmur'u bombalayanlar gücünü 90'larda Kürt köylerini yakıp milyonlarca insanı zorla göçerten ama cezasız kalma halinden almaktadır. Hapishanelerde insanlık dışı koşulları yaratanlar gücünü tarih boyunca işkence yapanlardan almaktadır. Doğrulan çocuk sayısı üzerinden neredeyse bir halkı terörist ilan edenler gücünü 1930'larda Abidin Özmen isimli ırkçı bir devlet müfettişinin siyah raporlarından almaktadır. O raporda da Kürt nüfusunun artışından tedirgin olanlar döne önlem alınmalı diye uyarılar yazıyordu. Bugünkü iktidar zihniyeti de aynı serzenişlerde bulunmaktadır. O günde tekçi ve cinsiyetçi bakış açısı hakimdi. Bugün de 1930'lardan bugüne değin bir şeyin değişmediği gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Peki sadece ırkçı müfettiş Abidin Özmen'in yazmış olduğu siyah rapor mu? Şüphesiz değil. 1965'te çıkarılan nüfus planlaması kanunu, 1983'te çıkarılan nüfus yasası
ve 90'larda çakma aydınların yaptığı Kürt nüfusu Türk nüfusu karşılaştırmaları bu iktidarın 3, 5, 10, 15 çocuk söylemlerinin tarihsel dayanağı olmuştur. O günlerde yasalar, söylevler Türklük ve Türk nüfus inşası için yapılıyordu. Bugün de ise aynı zihniyet ile yapılmaktadır. Şunu ifade etmeliyim ki ünlü Alman filozofu Theodor Adorno 1959'da yazmış olduğu Geçmişin İşlenmesi Ne Demektir başlıklı etkileyici makalesinde Almanya'nın geçmişi ve nasyonal sosyalizmin pratikleriyle ne kadar yüzleşilebildiğine odaklanır. Bu durum için şu soruyu sorar. Nasyonal sosyalizm fazla canavarca olduğu için kendi ölümünden sonra da sürüp giden bir şeyin hayaleti midir? Yoksa zaten hiç ölmemiş midir? Akla gelmeyecek olanı yapma eğilimi hem insanlarda hem de onları kuşatıp sınırlayan koşullarda devam etmekte midir diye sorar. Devamında ise Türkiye'nin kan, gözyaşı, acı, sürgün, mecburi iskan ve asimilasyon tarihini anlatırcasına şu soruyu sorar Theodor Adorno. Geçmiş ancak geçmiş olanın nedenleri ortadan kaldırılırsa geçmiş olabilecektir. Özgürlük, demokrasi, toplumsal barış, şeffaflık, yolsuzlukla mücadele şiarıyla iktidara gelen AKP'nin 15. yılın sonunda varmış olduğu nokta referansları 1930'lar, 1965'ler, 1983'ler ve 1990 uygulamaları olmuştur. Bu aşamaya gelirken iktidar partisini kuran, geliştiren ve yıllarını 10 yıllarını sosyal bilimci olarak, insan hakları savunucusu olarak, mülki amir olarak bu ülkenin toplumsal meselelerine harcamış olan birçok iktidar partisinden aktör ve isim pasifize edilirken başta Kürt meselesi olmak üzere ülkenin tarihsel gelişiminden bir haber olan müktesebattan yoksun birçok kişi bugünkü dönemin aktörü haline getirilmiştir. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında halklara dayatılan tekçi ve baskıcı anlayış ülkeyi neredeyse her 10 yılda bir kendini tekrar eden askeri ve siyasi darbelerin cenderesine sokmuştur. Beğenelim, beğenmeyelim, kabul edelim, etmeyelim. Cumhuriyet tarihi boyunca bunca ölümlerin, akan kanın durmasına sebep veren ve 2,5 yıl bu ülkeye bir bahar havası yaşatan çözüm sürecinin sahibi Sayın Abdullah Öcalan bu darbeler içerisindeki fasit daireyi ilk kez bir darbe mekaniği olarak tanımlamış, halklara tekçilik prangasının halkların üzerindeki tekçilik prangasında ısrar edildikçe bu darbe mekaniğinin ilelebet devam edeceği konusunda uyarılar yapmıştır. Bu yönüyle düşünüldüğünde bu ülke bir anlamıyla darbeler tarihidir. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra yapılan siyasi darbe, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra demokrasiyi değil o hali, KHK'ları, 4 Kasım siyasi darbesini çıkaran mevcut iktidar da artık bu darbe kültürünün bir mağduru değil, sahipleneni, yürütücüsü olduğunu ispat etmiş durumdadır. 28 Şubat 1997 darbesinin ruhunu devam ettiren bu siyasi iktidar, ülkemizi askeri darbelere açık hale getirdiğinin farkında olmalıdır. Sivil ve demokratik yaşamı hedef alan bu siyasi ve askeri darbelerin tamamı tekçi anlayışın sonucu olarak karşımızda durmaktadır. Hukukun üstünlüğü, demokratik ilkeler iddiasına sahip hiçbir ülkede görülemeyecek bu kadar yaygın darbeler silsilesi, ülkenin kuruluş temelleri, yönetim anlayışının yaratmış olduğu zihniyet dünyasından ayrı ele alınamaz. Askeri darbelerden mağdur olduğunu söyleyen bugünkü siyasi iktidarın, bugün bizzat siyasi darbelerin yürütücüsü olması, bu darbelerden nasıl da nemalandığını ibretle izlemekteyiz. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, büyük İslam düşünürü ve siyaset bilimci İbni Haldun, Mukaddime adlı en bilinen eserinde devlet ve iktidarın çürüme sürecinin başlangıç aşamasını israf dönemi olarak tanımlar. Bu dönem aynı zamanda iktidarın yozlaştığı süreci anlatır. Ve şöyle der Mukaddime'de İbni Haldun, devletin hazinesi çiftlik gibi kullanılmaya başlanır. Sonra kaynak biter. Borçlanmaya gidilir. Borçların ödenmesi için yeni ve ağır vergiler konur.
yaşam halk için çekilmez hale gelir der ve bu dönemi bu yüzden can çekişme dönemi olarak tanımlar. 15 yılın sonunda AKP iktidarının içine düştüğü durumu böyle tanımlamak herhalde bir abartı ve haksızlık olmayacaktır. Bir avuç azınlığın vergi cennetleri, rüşvet ve haram paralar ile zevk-ü sefa içinde bir hayat sürerken halkımızın çoğunluğunun vergiler ve zamlar altında inlemesi, küçük azınlığa cennet, büyük çoğunluğa ise cehennem reva görülüyorsa artık çürümenin başladığı çoktan söylenebilir. Bir yılı aşkın bir süredir rehin tutulan saygıdeğer eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş, bugünkü iktidarın içine düşmüş olduğu bu girdabı bir metan zehirlenmesi olarak tanımlıyor. Panama ve Man Adası belgeleri, Paradise Papers, Reza Zarraf ifadeleri olmasa bile bugünkü siyasi iktidar yolsuzluk ve rüşvet zannı altındadır. Bu durum ne bir kumpas ne de milli iradeye saldırı falan değildir. Çünkü bu iddiaların hiçbir aşamasında ne bu parlamentonun muhalefeti, ne biz, ne de 80 milyonluk halkımız asla yokuz. Eğer siyasi iktidar yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet ve beytülmala dokunma iddialarından çok rahatsız ise yapacağı şey çok açık ve bellidir. Toplum 2 yıldır o hal ile yönetiliyor. Bu o hal ve KHK'larla rüşvet, yolsuzluk ve hırsızlık iddialarından rahatsız olan bu iktidar burada adı geçenlerin hepsini öncelikle soruşturmaya ve adil yargılanmaya teslim ederek sürece başlayabilir. 15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek ve lütuf olarak görülerek meclisin neredeyse tamamı bypass edilmiş ve görülen KHK'lar cumhuriyeti haline getirilen bu ülke ile bu halka bir zulüm dayatılmaktadır. Antidemokratik yol ve yöntemlerin sıradanlaştırıldığı bu dönemde toplumun her kesiminde büyük mağduriyetler yaşanıyor. İşlerinden edilenler yaşama tutunmaya çalışıyor. İçinde büyük öfke biriktiriyor. Kimisi intihar ediyor, kimisi açlık grevine giriyor, kimisi ise çocuklarıyla birlikte çıktıkları umut yolculuklarında can veriyor. Özellikle burada Hazreti Ali'nin uygulanan zulüm politikalarına örnek olması açısından şu sözü hepimizin kulağında küpe olmalıdır. Zulüm ayakların kaymasına, nimetin yok olmasına, milletlerin helak olmasına neden olur. Bugünkü zulmün de sadece siyasi iktidarı bağlamadığını, bugünkü zulüm politikalarının ve deyim yerinde ise faşizm politikalarının bütün 80 milyon insanı açlığa, yoksulluğa, zulme, akan kan cenderesine ve ölümlerle yüz yüze bıraktığı gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Seçimle iktidar olmak istenilen her politikayı uygulamaya koyma hakkı ve özgürlüğünü hiçbir iktidara vermez. Toplum siyasi yapıları istedikleri her şeyi fütursuzca yapsınlar diye iş başına getirmezler. İnsanlık tarihinin açığa çıkarmış olduğu evrensel değer yargılarının bağlayıcılığı alınan oy oranlarından ve kazanılan seçimlerden vareste bir bağlayıcılığa sahiptir. Arap Baharı'nda görüldüğü gibi bir siyasi iktidar toplumu ne adına yönettiğini söylemeden ve toplumdan onay almadan asla ülke yönetimini meşrulaştıramaz. O halde bir siyasi iktidar toplumsal rızayı sağlamadığı müddetçe zoru ve zorbalığı temsil etmiş olur. İktidarda kalabilmek uğruna devletin bütün zor ve baskı aygıtlarını pervasızca kullanan bir iktidar aslında ömründen yemeye başlamıştır ve toplum nezdinde de kredisini tüketiyordur. Neredeyse her icraat ve söylemiyle toplumsal kutuplaşmayı zirveye taşıyarak mağduriyetler yaratan mevcut AKP hükümeti tüm ülke genelinde yarattığı korku iklimiyle otoritesini tesis etmeye çalışıyor. İktidara gelirken insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla gelenler bugün öldür, işkence yap, baskı uygula, korkut ki iktidar devam edebilsin noktasına gelmişlerdir. Korku iklimi her yanı sarmış. Organize olmuş kötülük öyle bir hale gelmiş ki halkın oylarıyla seçilmiş AKP'li bir belediye başkanı bile ağlayarak ailesinin tehdit edildiğini, bu yüzden istifa etmek zorunda kaldığını itiraf edebilmektedir. Değerli arkadaşlar,
Cumhuriyet tarihinin en ciddi sistem krizi yaşanmaktadır. Bu krizi tarihsel bağlamdan ayrı değerlendirmek şüphesiz yanıltıcı olacaktır. Kürtlerin hak taleplerine yönelik askeri yöntemlerin kullanılması yeni değildir. Bu ferasetten uzak ve zora dayalı yöntemler milyonlarca insanın yerinden edilmesine, binlerce insanın yaşamını yitirmesine ve birçok acının bu ülkede yaşanmasına sebep olmuştur. Kürt sorununun çözümü doğası gereği Türkiye'nin demokratikleştirilmesi sürecinden ayrı düşünülemez. Bu yüzden çözüm süreci Cumhuriyet tarihindeki en önemli gelişme olmuştur. Türkiye tarihinin en büyük demokratikleşme hamlesi olan çözüm süreci bir iktidarın devamı uğruna heba edilmiştir. Bu ülkede 2,5 yıl boyunca devam etmiş olan kısmi barış ortamında insanlar yarınlara güvenle bakabilmiş, tarihsel yarası olanların devletin bir hesaplaşma içinde olduğunu düşünmüş ve müteşebbisler uzun vadeli planlama ve yatırımlara girişmiş, ekonomik göstergeler ise Cumhuriyet tarihinin en olumlu rakamlarına ulaşmıştı. Henüz diyalog süreci devam ederken Ekim 2014 yılı MGK'sından çıkan çöktürme planı ile 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra çatışmalı ortama yeniden dönülerek bir savaş konsepti devreye sokulmuştur. 20 Temmuz 2015 tarihindeki Suruç katliamı ve sonrasında geliştirilen savaş ortamında can ve mal kayıpları yaşanmakla kalmamış, çok zor kapanacak yaralar açılmıştır. Bu ülke bir annenin bedeninin bir hafta boyunca yerden kaldırılmasına engel olan uygulamaları görmüştür. Ya da bu ülke 21. yüzyılda bir annenin öldürülen çocuğunun bedenini güvenlik nedenleriyle tırnak içinde bir hafta buzdolabında saklaması utancına tanıklık etmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Abdullah Öcalan üzerinde 5 Nisan 2015'ten bu yana uygulanan mutlak tecrit, genel, yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri takvimi ve Orta Doğu'da içine girilen batık politikalar ile paralel bir şekilde yürütülmeye devam etmekte, buna bağlı ya da bağımsız olarak mutlak tecrit koşulları derinleştirilmektedir. Tutuklu ve hükümlü haklarının tamamen çiğnendiği insanlık dışı bir tecrit politikası uygulanmaktadır. Bu yüzden İmralı'daki mutlak tecrit insani, hukuki, ahlaki, vicdani ve politik açıdan kabul edilemez olup hukukun çöküşüyle inşa edilen mevcut İmralı sisteminin bir an önce sonlandırılması gerekmektedir. Sayın Öcalan, çözüm süreci devam ederken artık bir gencimizin dahi burnu kanamamalıdır demişti. Şimdilerde adının söylenmesi bir suç olarak görülen çözüm süreci bu ülkenin en huzurlu günleriydi. Ancak barış şüphesiz bir samimiyet ister. Hani barış için gerekirse baldıran zehiri içilecekti. Barışın acil ihtiyaç olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Ekmek kadar, su kadar barışa ihtiyaç duyuyor toplumumuz. Halklarımız daha fazla kan ve gözyaşı görmek istemiyor. Bu çıkmaz sokakta ısrar edildikçe daha fazla can ve mal kaybı, daha fazla ölüm ve gözyaşı, daha fazla uluslararası tavizler, daha fazla yoksulluk, işsizlik, açlık kaçınılmazdır. Bu bataktan çıkışın çok kolay ve maliyetsiz bir reçetesi vardır. O da yeniden barış ikliminin tesis edilmesidir. Kürdofobinin aşılmaması yüzünden bir gün Moskova'da, bir gün Washington'da kendini yaşatabileceğini uman iktidar anlayışı halklarımıza artık bir şey verebilecek noktada değildir. Her geçen gün bu ülkeyi kendisiyle birlikte daha fazla yalnızlığa mahkum eden politikaları yürütmektedir. 7 Haziran 2015 seçimlerinin siyasi iktidar tarafından kaybedilmesi ve halkın çoğunluğunun desteğine mazhar olunamamasının faturası anlaşılmaz bir şekilde çözüm sürecine kesilmiştir. Oysa iktidarı kaybetmenin nedeni çözüm sürecinin başlaması değil, bilakis çözüm sürecine samimi ve kararlı yaklaşmak yerine pragmatist yaklaşımlardır. Değerli milletvekilleri, küreselleşme çağında iç ve dış politikada şunu söylemeliyiz ki artık ülkeler arasındaki ayrımlar anlamsızlaşmıştır. On binlerce kilometre ötede gelişen bir olay ülkemiz içinde
ekonomik ve politik olarak etki yaratabilmektedir. Orta Doğu'da siyaset üretmek kuşkusuz ki daha fazla hassasiyet gerektirir. İktidarın içte ve dışta çeşitli stratejik hataların içine kendini hapsettiği bütün toplum tarafından izlenmektedir. Bu stratejik hataların temelinde yatan gerçek ise siyasi iktidarın her krizi içeride kendine tahvil etme anlayışında yatmaktadır. ABD başkanlık seçimlerinde iktidar partisi lobilerince desteklenen sağ popülist ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'nun en hassas olduğu Kudüs konusunda tarihi bir hata yapmıştır. Gerek ortak deklarasyonda, şu mecliste sağlanan ortak deklarasyonda, gerekse partimizin MYK'sının açıklamasında bu hataya karşı net bir duruş sergilediğimiz bilinmektedir. Ancak şunu söylemeden geçemeyeceğiz ki, bugün ifade edildiği üzere 20 Ağustos 2016 günü şu parlamentoda Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitirenler ve yaralananların canları ve kanları resmen parayla kapatılmaya çalışılırken, ona karşı duruş sergileyen, Kudüs ile Ankara'yı bir ortak anlaşmada eşitleyen metin burada onaylanırken, muhalefet eden ve red oyu kullanan tek parti HDP olmuştur. HDP dışındaki üç parti o ortak mutabakat metnine o gün için hayır diyememiştir. Değerli milletvekilleri, bizler için siyasal ve etik anlamda Kudüs, Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler için birlikte bütün insanlığa ait bir mirastır. Kudüs, Orta Doğu'nun inançlar ve halklar mozaiğidir. Hiçbir zaman tek bir inanç ve etnik kimliğe ait olmamış, Kudüs'ün kadim tarihi bu tarz aidiyete izin vermemiştir. Şimdi soruyorum, peki bir hafta önce Trump eğer o metinde olduğu üzere Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını belirten imzayı atmamış olsaydı, Filistinlilerin bütün sorunları çözülmüş mü olacaktı? Filistinliler özgürlüğüne mi kavuşacaktı? Filistinlilerin sorununu sadece Trump'ın imzasında Kudüs'ün başkent olma haline indirgemek, Kudüs'ü ve Filistinlilerin sorununu alabildiğine hoyratça yaklaşmak olur. Bu temelde net bir şekilde şu tespiti yapmalıyız ki, Kudüs krizi taraf ve müdahil olan herkes için maalesef bir iç politika malzemesi olarak kullanılmaktadır. Yolsuzluk tartışmalarının içinde olan Netanyahu bu sorunu maalesef bir iç politika malzemesi yapmaktadır. Yine despotluk eleştirileri alan Arap liderleri Kudüs sorununu son bir haftada iç politika malzemesi yapmaktadır. Hatta şaibe soruşturmaları geçiren Trump bile bu Kudüs sorununu ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma belgesini iç politika malzemesi yapmak için imzalamıştır. Aynı şey ülkemiz için de geçerlidir. Burada içeride otoriterleşme ve yolsuzluk tartışmaları sebebiyle sıkışmış olan siyasi iktidar ve genel başkanı iç politikada rahatlamasına vesile olan siyasi bir şov malzemesi olarak bunu görmüştür. Siyasi iktidarların içeride rahatlamasına sebep olan bu kriz, başta İsrail ve Filistin halkı olmak üzere kan ve gözyaşına davet bakımından Orta Doğu'ya ciddi zararlar vermektedir. Açıktır ki Gazze'yi ziyaret edeceğim deyip hiç gitmeyen ama bu sürede Yahudi lobilerini onlarca defa ziyaret edenler, ilişkilerimi kestim deyip ticaret hacmini arttıranlar, Mavi Marmara faciasında 180 derece dönüş yapanlar, Kudüs başkentimize hoş geldiniz diyenlere hoş bulduk demekten de geri durmamışlardır. Çözümü ancak halkların çıkarlarını esas alan politik güçler ve ulus devlet mantığını aşan demokratik güçler gerçekleştirebilir. Ulus devlet mantığı sadece bugünün sorunlarından değil, kendisiyle birlikte getirdiği tarihsel sorunların da içerisinden çıkamamaktadır. Bu manzaranın en yakın örneği Trump'a bir hafta değil, 4 gün önce Cumhurbaşkanı Trump'a haklı, güçlü olmak, haklı olmak anlamına gelmez diyor. Aynı soruyu biz Sayın Erdoğan'a soruyoruz. Güçlü olmak bu ülkeyi yönetmek açısından fütursuzca bir haklılık, sınırsızlığı size tanımaz. Veya onun yanı sıra AKP Genel Başkanı Yunanistan'ı ziyaretinde de Batı Trakya halkının kendi müftüsünü seçemediğini
Yunanistan'ın diğer bölgelere göre bu bölgenin ekonomik refahının çok altta olduğunu ifade etmiştir. Biz bu ifadelere tamamen katılmakla birlikte bir konuda AKP Genel Başkanı'nın dikkatini çekmek istiyoruz. Yunanistan'da Batı Trakya diye bahsettiği bölgenin yaşadığı ekonomik ve politik sorunları AKP iktidarı daha ağır uygulamalarla birlikte Türkiye'de Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı il ve bölgelerde ve Müslüman olmayan halklara bu ülke içerisinde uygulamaktadır. Evet, Batı Trakya'da baş müftü seçilememektedir. Ancak Türkiye'de temsilcilerini seçen Kürt halkının milletvekilleri cezaevine konulmakta, belediyeleri hatta muhtarlıkları bile gasp edilmektedir. Düşünün, bu ülkedeki 80 milyon insanın 35 milyonu kendi seçmediği belediye başkanları tarafından yönetilmektedir. Yunanistan'da diskur çekenler, orada bir müftinin seçim halini getirip iç politika malzemesi yapanlar gidip aynaya ve bu ülkenin yaşamış olduğu mağduriyetlere ve bu konudaki tümüyle tek belirleyiciliklerine bakmak zorundadırlar. Türkiye'de bunların yanı sıra neymiş? Batı Trakya Yunanistan'ın en geri kalmış bölgeleriymiş. Adama sormazlar mı? Kürtlerin yaşadığı illerde en geri kalmış, en yoksul ekonomik göstergelerin en problemli olduğu sondan en sondaki 10 il Kürtlerin yaşadığı illerdir. Aynı şekilde Türkiye'de Ermeni toplumunun patrik seçimi 8 yıldır bizzat siyasi iktidar tarafından engellenmektedir. Ruhban okulları kapalı tutulmakta ve patrikhaneler statüsüz bırakılmaktadır. Nitekim bu doğal hakları talep edenler ise hükümet yandaşları tarafından ya dış güçlerin piyonu ya da ihanetçi gibi paranoyaklık içeren nefret söylemiyle linç edilmeye çalışılmaktadır. Oysa ki dini referans eden bu siyasi iktidar iyi bilmelidir ki Hazreti Peygamber'in şu sözü hepimiz için bir rehber olmalıdır. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş sayılamaz. Cumhuriyet tarihinin en siyasallaşmış yargı dönemini yaşamaktayız. Eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızın yargısal ve hukuki bir sürecin ürünü olarak cezaevinde olmadığını iyi biliyoruz. 4 Kasım iktidar tarafından şu parlamentoya ve millet iradesine yapılmış bir siyasi darbedir. Ondan beri tutuklanan herkes bir siyasi soykırım operasyonları çerçevesinde tutuklanmıştır. O dönem bu siyasi soykırım operasyonları yapılırken eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız için silah taşımaymış, örgüte para yardımı yapmakmış veya eleman taşımakmış gibi iftiraları havuz ve çamur medyasında atanlara hatırlatmak isteriz ki hiçbir arkadaşımızın iddianamesinde bu gibi iddialara rastlanılmamaktadır. Ve belirtmeliyiz ki özellikle bir millet iradesine saygısızlık, saldırı ve kumpas varsa o da bu parlamentonun 3. büyük partisinin 2 eş genel başkanının da çok siyasi ahlaktan ve etikten yoksun bir şekilde tutuklanması ve cezaevinde tutulma halleridir. Arkadaşlarımızın neden tutuklu olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Çünkü bu iktidar gibi düşünmedikleri için, onlarla aynı hatta siyaset yapmadıkları için, çarpık politikalarına ve suç günahlarına ortak olmadıkları için, onların karşısında kendi bedenlerini siper ettikleri için partimize dönük bir siyasi darbe ve operasyon için düğmeye basıldı. Fezleke ve dava dosyalarımızın sahibi darbeci ve bu iktidarın deyimiyle teröristlerdir. Eş genel başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesine sebep olan dava dosyasının savcısı ve 3 hakimi birden bugün tutukludur ve bu iktidara göre teröristtirler. Yine 510'un üzerindeki fezlekemizin 350 tanesinin hakim ve savcılarının bugün ya ihraç edilmiş ya da tutuklanmış olması siyasi iktidarın siyasi soykırım operasyonları yaparken nasıl teröristlerin dava dosyalarının arkasına sığındığının yalın gerçekliğini ifade etmektedir. İfade etmeliyiz ki tarih mutlaka bu siyasi darbecilerin iddianamelerinin arkasına sığınarak partimize operasyon yapıp eş genel başkanlarımızı, milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı, siyasetçilerimizi rehin alanları mutlaka tarih yazacak
ve yargılayacaktır. Değerli milletvekilleri, şunu ifade edelim ki arkadaşlarımız özellikle 2018 merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı değerlendirme yapacaklar. Ancak kısaca ifade etmeliyim ki elimizde şu kitapçıkta yazılı olan 2018 merkezi yönetim bütçesi OHAL'in bütçesidir, KHK'ların bütçesidir, siyasi darbelerin bütçesidir, savaşın bütçesidir ve zenginlerin bütçesidir. Burada Kürtler, kadınlar, çevreciler, gençler ve bir bütün... Efendim, 3 dakika içinde toparlar mısınız? 2018 bütçe tasarısı ve devam ettirilmek istenen sermaye yani zenginler ile ortak egemenlik anlayışı alabildiğince yanlıştır. Bütçede geçtiğimiz yıllara oranla savunma yani savaş bütçesi ciddi oranda arttırılmıştır. Savunmayla alakalı 7 kurumun toplam bütçesinde yaklaşık 21 milyarlık artışa gidilmiştir. Bu aynı zamanda önceki yıllardan farklı olarak denetimden muaf savunma sanayi destekleme fonunda 15 milyar liralık artış sağlanmıştır. Türkiye'nin ekonomideki en büyük sorunu gelirin adaletsiz bölüşümü sorunudur. Gelir zenginler ile fakirler, patronlar ile emekçiler arasında eşit bölüşülmemektedir. AKP hükümetlerinin programlarında dillendirilen verginin tabana yayılması vardır. Verginin tabana yayılması demek emekçiye, sabit gelirliye ve yoksula verginin fatura edilmesi demektir. Küçük bir örnek olarak verelim. 2017 yılı için 102 milyarlık vergi alacağından, özellikle de sermaye için vergi alacağından vazgeçilmiştir. Bu 2016 yılında sadece 30 milyar liraydı. Yani ilk kez bu miktar %350 bir önceki yıla göre artmıştır. Ekip biçtiği toprağı kendine yeten çiftçilerimiz, geçimlik tarım yapan köylülerimiz, hayvancılıkla uğraşan insanlarımız, hükümetin yanlış ekonomi politikaları sonucu maalesef ki topraklarını terk edip kentlere göç etmeye devam ediyor. Fabrikalarda, atölyelerde, kentlerde emeğiyle hayatını var eden emekçilere ise büyük bir zulüm uygulanıyor. Taşeron sistemiyle, esnek çalışma koşullarıyla, kiralık köle uygulamalarıyla güvencesiz bir yaşam örülüyor. Bizler AKP iktidarının devraldığı ve büyütmeye çalıştığı egemenlik anlayışlarını aşacak somut öneriler sunuyoruz. Bu ülke alternatifsiz değildir. Asgari ücretinden yoksulluk sınırına her türlü ekonomik sorunun temel çıkış yolu sermayeye uygulanacak olan servet vergisidir. Diğer bir çözüm önerisi ise siyasi iktidarın sürekli muhalefeti köşeye sıkıştırmaya çalıştığı kaynak sorununa dairdir. Kaynak bu ülkenin parasının siyasilerce gasp edilmemesidir. Kaynak sermayenin vergi kaçırmamasıdır. Kaynak yolsuzluğa batmamaktır, çalmamaktır. Kaynak Beytülmal'a dokunmamaktır. Kaynak Karadeniz'in fındığında, hamsisinde. Kaynak Ege'nin zeytininde, üzümünde. Anadolu'nun buğdayında. Kaynak Adıyaman'ın, Bitlis'in, Muş'un tütününde. Kaynak Çukurova'nın pamuğunda, Antalya'nın seralarında ve turizmindedir. Kaynak Diyarbakır surlarındadır. Devleti değil halkı, sermayeyi değil emekçiyi, zengini değil yoksulu, savaşı değil barışı önceleyen bütçeleri yapacağımız günlerin mutlaka ve en yakın zamanda geleceği inancıyla